böyle bir şey? Yansın yıkasın bu koskoca krallıklar, saraylar, hiçbir şeyde gözüm yok. Babam gitmiş. Öldüm ayağım. Baba, sensiz biz ne yaparız? Ay yüce kral bizi bırakıp gitti. Babam, biz sensiz ne yapacağız şimdi? Prensim, lütfen. Siz sakin kalmalısınız. Amca aldım gazı, gidiyorum be. Kesme, bırak. Durdurma beni. Ha yenge. Ay abi. Nasıl olmuş? Dün akşam sunakta. Yok, doğru demiyorum. Üstümdeki nasıl olmuş? Cenaze için aldım ama çok da emin olamadım. Ne diyorsun? Kürkü falan değil mi? Beğenmedin sen. Yani. Tam benlik de değildi ya. Evet, evet. Bunu çıkaracağım. Şunu alın, benimkini getirin. Movie, cenazedeyiz. Kime giyiniyorsun diyorsun değil mi? Doğru, ne anlar bunlar? Gökler sabır versin. Ay, sağ olun çocuklar, çok da. Ay! Ay! Sensin. Acımdan bayıldım demek ki. Şimdi kendime geldim. Nasıl olur? Ay babam, nasıl olur ya? Kalp diyorlar. Kalptir, biliyor musun? Evet, kalptir. Çağımızın illeti çünkü. Ben kaç kere dedim babama. Kalk dedim, bir çık gez, dolaş, bir şeyler yap. Yapıştım bu tahta dedim, dinlemiyor beni. Millet nereleri pedi diyor, yok çıkmaz bizimki. Aa, pırlanta gibi kalp nasıl durdu? Ya siz topluca kafayı falan mı yediniz? Şşt, sakin ol, biliyorsun abim biraz. Onu demiyorum. Ne? Herkesin hiçbir şey olmamış gibi davranmasından bahsediyorum. Ay kimse mi fark etmiyor ya, delireceğim. Sevgili kardeşim, güzel haşar ya. Herkesin canı acıyor. Ama en azından babamızın hatırasına saygından sükunetini korumalısın. Abi babam ölmedi, öldürüldü. Ah Aşer ya, amcasının çiçeği. Hemen ispatlayabilirim bunu. Korkun dedi. Çok da bilmiyorum ben. Kralımız Senyor'un hepimizin duygularına tercüman olan sözüne müteşekkiriz. Çok yaşa Kral Tenyor. Çok yaşa Kral Tenyor. Aramızda Kral Tun arasına konuşmayan hiç kimse kaldı mı? Ben. Ah, kimse kalmadığına göre Yüce Kralımızı uğurlamak için. Ben varım, ben. Affedersiniz prensim, buyurun. Fark etmedim. Yani yaşlılığına veriyorum. Sen iyice yaşlandın kadın bilgileri sana. Tanımasam görmezden geldin falan düşünecektim. Babacığım yansın yıkılsın bu krallık, gözümde bile değil sensiz, hiçbir şeyin anlamı yok. Çara çakala kaldı bu krallık babacığım. Özellikle yapıyor. Sakinliğini koru. Anarkia. Ne yapıyorsun orada, bir şeyler konuşuyoruz değil mi? Burada dinle. Babacığım. Sen hiçbir şeyin anlamı yok. Seni bunlar öldürdü babacığım. Bunlar, ben biliyorum. Evet, konuş abi, evet. Kızım manyak mısın sen? Konuşuyoruz ya işte. Konuşan adam konuş diyor. Dayanamadı babamın biricik kalbi, küçücük yüreği bunlara dayanamadı. Tabii hareketsizlik, stresli yaşam, sürekli oturmak falan filan da var. O yüzden de oldu birazcık ama aa babam. Hiç unutmam, babamla ilgili anımı hemen paylaşmak istiyorum. Babam biz küçükken bana benim sevimli küçük minik bal kabağımsın derdi. Böyle bir şey söylemez. Susar mısın be? Ben konuşuyorum burada, seni dinledim abi. Bu adamı sizler öldürdünüz, bizler öldürdük el ele. Ona hiçbir şey veremedik. Aa, torun gibi değil mi? Bravo Siyon, torun gibi. Nereden aklına geldi bilmiyorum. Evet. Ne diyordum? Ölüm benim babam. Ha babam, babamı çok severdim. O da en çok beni severdi. Aramızda böyle bir baba oğul bağı vardı. Geri kalan herkesten de nefret ederdi benim babam. Teşekkür ederim, iyi günler. Çok dokunaklıydım başesine. Hepiniz biliyorsunuz ki Bombonga yeni bir krallık. İlk defa bir kral kaybettik. Kuşkusuz onu sıradan bir şekilde uğurlamamız düşünülemez. Bunun için kadim kitaba başvurmamız, ona uymamız gerek. Kadim kitap diyor ki, bu dünyada hükmünü tek başına sürene, göklerdeki yolculuğunda yalnızlık yaraşmaz. Peki, ne anlama geliyor bu?
şu anlama geliyor. Krallığı en çok seven kimse o kralla birlikte yakılacak. Ay çok yandı babam. Ne yapayım, atlayayım mı? Ama yandı da yani. Ha? Başka babama. Öyle yaparız. Ay acım çok büyük. Ay iyiyim daha iyi. Gel. Kral Tenyo. Amca, amca, amca. Sizi böyle görmek ne büyük bir gurur. Sonunda hak ettiğiniz bu yüce tahta kavuştunuz. İnanın en az sizin kadar mutluyum. Birlikte başardık amca, birlikte. Teveccühünüz majesteleri. Dilerseniz hemen şu Macar meselesini... Ya amca... Bugün ikimiz için de yeterince zorlu bir gündü. Biraz dinlenelim istersen. Bolca vaktimiz olacak bunları konuşmak için. Bu Macar meselesini biraz hafife alıyorsunuz. Amca, aceleye gerek yok. Çıkabilirsin. Nasıl isterseniz majesteleri. Acama yetimi gelir koyar götünü. Ay yanlış oda, pardon. Yok majesteleri, sizin odanız. Bu ne buranın hali? Niye toplamamışlar burayı? Efendim, Kraliçe Anarkya'nın emri. Bundan böyle odanızı kendiniz toplayacak mısınız? Öyle söyledi. Ne söyledi ne? Ha, o ne be? Prenses Haşarya Saksonya Dükü'nden mektup geldi. Tamam, ver bana. Ama Prenses Haşarya... Ver bana dedim. Sen yorgun gözüküyorsun. İstersen yat benim yatağıma. Yiyecek bir şeyler söyleteyim ha. Çıkar mısın benim odamdan? Çık! Sıkılımsız. Bongomya'nın ayısı müjdelenmiş, korkusuz, yüce kral. Tenyo. Çıksana oğlum, odama gireceğim. Tenyo, sevgilim, sakin ol. Deli mi ya? Gittiğin her yerde isminin hafızalara kazınması için ben emir verdim sana bu şekilde seslenilmesine. Biraz uzun olmuş. Ya daha kısa ama etkili bir şey bulalım. Böyle sürekli kapılarda bekleyemem ben ya. Evet, ona alışırsın. Bongomya'nın ayısı, müjdelenmiş, korkusuz yüce kralımızı ilk günden böyle strese sokan şey... Kısa. Peki, tamam. Bulacağım daha kısa bir şey. Tamam. Ne oldu, neden gerginsin? Amcam, Macar meselesinden vazgeçmiyor. Tanımasam... Macarlarla bir iş çeviriyor diye düşüneceğim. Ne
ama tanıyorum. O yüzden düşünmeden diyebiliyorum ki kesin Macarlarla bir iş çeviriyor. Kim bilir ne vaat etti onlara. Macarlarla elbette anlaşacağım. Ama Kaliş'in çıkarları için değil. Bir kral olarak doğru karar verebildiğimi herkese gösterebilmek için yapmalıyım. Haklısın. Bu anlaşmayı şimdi yapmak ancak Kaliş'e yarar. Kardeşini gözden çıkaran biri için yeğenini harcamak işte zor olmasa gerek. Haklısın. Kurtulmazsın ondan. Onun da zamanı gelecek elbet. Biliyor musun? Senin bu sinirli ve kararlı hallerin beni inanılmaz tahrik ediyor. Hadi ya. Ya yine mi? İlham perisi ne diyor? Terk etmiş bir şair gibiyim. Kalemim sözleri, yüreğim sensizliği yazıyor. Bu nasıl bir adam ya? Nereden buluyorsun bu kelimeleri? Deli olan ya. Salak. Abi. Salak. Salaklar. Salaklar. Hepinizden nefret ediyorum. Salaklar. Salaklar. Kimle konuşuyorsun sen? Salaklarla işte. Salak salak hareketler yapıyorlar, sinirlendirdiler gene beni. Abi iyi misin? Ne anlatıyorsun? Ne bileyim ben. Ağlıyor musun sen? Ağlıyorum Aşar ya. Farkında mısın bilmiyorum. Benim bugün babam öldü. İçim kan ağlıyor benim, cız ediyor yüreğim. Sen bunun farkında mısın? Ha? Gitgellerim olması çok normal yani. Ne geldin gene, girmişsin odanın ortasına kadar davar gibi, ne var? Abi bak, bu sarayda tuhaf şeyler dönüyor. Babamın ölümü hiç normal değil. Aşar ya. Aşağıya doktora sorduk. Adam ne dedi? Kalp dedi. Senin dediğin gibi kılıç olsaydı adam kılıç derdi. Göklere yemin etmiş. Ya bir sal artık bizi, rahat bırak ya. Ya siz var ya, hepiniz kafayı yemişsiniz. Şu sarayda bir tane akıllı insan yok. Sen akıllısın çünkü. Sana dediğim mektubu yolladın mı? Salaklar. Ne? Salaklarla gönderdim işte. Salaklar götürdüse gitmişti. Bilmiyorum Aşar, babam öldü benim bugün. İş dünyam yıkıntı halinde şu anda. Çıkar mısın odamdan? Nasıl yazacağım ben şimdi sana bu iş olmaz diye, delikanlı ol. Sabah da uyandık. Sırf şu halı yüzünden 3 kişi ölecek bugün. Battık mı biz? Hı? Ne oluyor? Kapatıp gidiyor muyuz krallığı? Biri bir şey söylesin. Buraya kadar mı? Bu ne? Size de günaydın prensim. Prensim lütfen. Şu anda Bongomya'nın ayısı müjdelenmiş yüce kralı Tenyo'nun huzurundasınız. Ne? Bu ne be, çok uzun bu. Daha kısa bir şey bulun, söyleyemem ben bunu. Zamanla alışırsınız. Prensim lütfen. Ya amca bırak. Daha kardeşine anasına sahip çıkamayan bir adam kral olsa ne olur, olmasa ne olur değil mi? Şu tavra izin mi vereceksin? Abi bu halin ne? Haşari, onu yengeme sormak lazım. Sabah bir uyandım, her şeyim gitmiş. Toplamışlar götürmüşler. Neden acaba? Öyle çıktım odadan, şurada iki tane asker çevirdi beni. Köle sandılar da odun taşıttılar bana. Artık sarayın bütçesinden belirli bir miktar alacaksınız. Bundan sonra kişisel harcamalarınızı kendiniz karşılayacaksınız. Yenge, don yok götümde don. Şu anda küçük prensle aranızda sadece şu bez parçası var, biliyor musun? Ah yeter ya.
Senin karşında Bongomya'nın ayısı, yücelerin taptığı neydi ya? Müştelenmiş. Daha uydurmadığını ezberleyemeyen bir kral kardeşine dikleniyor. Ne güzel. Peki kralım, öyle olsun. Ama unutmayın, ben Roma'da o oyunculuk okulunu boşuna okumadım. Benim kolumda altın bilezik var. Yok, yok. Onu da mı çaldın? Onu da mı çaldın be? Kraliçe olarak ülkemi düşünmek zorundayım. Ama düşün düşün, iyi düşün kraliçe. Yeter ama ya. Hiçbirinize ihtiyacım yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü hiç yapmamanız gereken bir şeyi yaptınız. Okullu bir aktöre bulaşmayacaktınız. İstediğim zaman bambaşka biri olabiliyorum. Acting! Eğer kafanı toparlamazsan, Macarlar savaşta benim kadar merhametli olmayacak. Savaşmayı düşünmüyorum. Emeklilik istedim. Emeklilik mi? Kimden istedin? Kraldan mı? Yok ya, göklerden. Dua ettim beni sağsınlar diye. Ben artık bu sitese dayanamıyorum lan. Her gece rüyalarıma giriyor. Bir yerime bir şey olacak diye aklım çıkıyor ya. Ha Orion, tamam. Bir komutan ancak savaş meydanından emekli olur. Ayrıca... Ayrıca ne? Ayrıca sana bir şey olmasına izin vermeyeceğimi biliyorsun. Hı? Komutanlar. O hareket öyle mi olur? Nasıl yapayım? Kaç kere söyleyeceğim? Macar kanı istiyor musun? İstiyorum. Macar kanı istiyorum. Söyle. Ne var? Prensin size notu var. Alayım. Evet, vücudumu ve yüzümü ısıtıyorum arkadaşlar. Delirmedim. Çok teşekkür ederim hepinize buraya kadar geldiğiniz için. Açıkçası bu kadar yüksek bir katılım ben de beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Gelmeyen boğdurulacak demişsiniz. Sus be! Ne alakası var? Kimseyi zorla tutmuyorum ben burada. O zaman majesteleri izniniz varsa... Ne diyorsun anlamıyorum. Gel yaklaş. Yaklaş, mır mır. Majesteler. Anlat. İzniniz var. Yüksek diyaframı kullan. Çık, çık. Ah, at sesi. Ah, 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 at, 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 at. Yüksel. Ah, 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 at sesi. Ah, at, sesi. At, ah, ah. Nereye atıyorsun? Yavaş, sakin. Efendim, eşim benim hasta döşeğinde yalnız bıraktım da bizim tek çocuğumuz öldü. Hı hı. Onun için bana ihtiyacı var. Bitti mi? Ha, bitti. Empati yapıyorum seninle şu anda. Empati bir oyuncunun en önemli özelliğidir, not edin. Haklısın, doğru, seni haklı buldum. Bir adam her zaman karısının yanında olmalı. Çıkabilirsin. Sağ olun majesteleri. Sağlığınıza dua edeceğim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir dakika, ne oluyor? Bir dakika, ne oluyor? Bırak! Ah! 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 Evet, var mı başka drama olan? Güzel, ben de öyle tahmin etmiştim. Bongomyalılar, bildiğiniz gibi ki biliyor musunuz ondan da emin değilim. Konu sanat olduğunda Bongomya 32 krallık arasında 40. Yani bizi geçen 7 tane daha köy var. Bunların birçoğunda çatal bıçak daha icat edilmedi. Ben bu halkın cahilliğinden bıktım arkadaşlar. Aranızda Roma'da Güzel Sanatlar Fakültesi bitirdiğimi bilmeyen var mı? Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ne olduğunu bilmeyen var mı? Roma diye bir imparatorluk var, onu bilmeyen var mı? Ya aranızda tiyatro izlemiş bir kişi yok mu? Hah, evet Aşari, harika, sen çıkabilirsin. Neden ya? Ben de oynamak istiyorum. İlk defa medeni bir şey yapılıyor şu sarayda. Niye çıkarıyorsun beni? Hem kadın rollerini kim oynayacak? Larus oynar. Ben de oynayabilirim. Yani savaştan vakit kalırsa tabii. Ki bence kalmaz. Çünkü biz erkekler erkek gibi...
Aşarya, abisinin güzeli prensesim yaklaş. Orada kal. Niye biliyor musun? Çağımızda kadınların sahneye çıkması söz konusu bile olamaz. Ben açıkçası seni öyle yiyecek içecek kuru yemiş getir götür için çağırdım. Çıkabilirsin. Ah! Çık şuradan. Oluşturduğunuz bu ataerkil düzende kadınların önüne engeller çıkardıkça, biz kadınları eşit birey olarak kabul etmedikçe, toplumsal cinsiyet rollerini çıkarlarınız uğruna dayatmaya devam ettikçe, sizin varlığınız yıllar geçtikçe çürüyüp yok olacak. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musunuz? Aferin. Kadın olmasa tam onluk rol. Larus senden de aynı performans bekliyorum tamam mı? Şimdi değil. Sakin. Zamanı gelecek. Hazırsanız anlatıyorum. Eskiden tam burası Hırvat Krallığı'ydı. Hatta 2. yüzyılın başında altın çağlarını yaşadılar. Sonra şimdi ismi lazım olmayan bir krallıkla savaşa girdiler. Savaştılar, 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 savaştılar ve sonunda bunun kendilerini tüketmekten başka bir işe yaramadığını anlayıp birleşmeye karar verdiler. İşte buna diplomasi denir majesteleri. Ha? Ha, oh kraliçem. Kralım, Kaleş. Hmm. Özür dilerim, geç kaldım. Sizi beklemiyorduk sevgili Anarkia. Şu sıralar beklemediğin çok şey oluyor sanırım Kaleş. Ülkemizin geleceği için önemli kararlar alırken kraliçemizin de söz hakkı olduğundan onu ben davet ettim Kaleş. Siz nasıl isterseniz majesteler. Larus, Lark ve Orion'u çağırın. Hepsi Kuzey Kule'deki küçük depoda toplantıdalar efendim. Ne toplantısı bu? Bilmiyorum. Kaleş? Ben hemen ilgileniyorum majesteleri. Açıkçası böyle bir şey bekliyordum. Muhtemelen ayaklanma için yandaş topluyorlar. Eğer böyle bir şey yaparlarsa... yemin ederim... Bongomya'nın gönüllü, yüce... Müjde. Tamam hayatım, daha kısa bir şey bulacağım ben. Evet. Neyse. Gazabıma uğrayacak. Gazabıma uğrayacak. Böylelikle Hamlet de intikamını almış oluyor. Anladınız mı? Anladık deyin artık. Anladık tabii. Anladık. Amca. Buyurun beyefendi. Yani Hamlet'u ben oynayacağım öyle mi? Ne? Hamlet. Yani burada üç kere baştan sona oyunu anlattım ve sen hala Hamlet mi diyorsun? Hamlet Lark, Hamlet. Hamlet ha. Ayrıca merak ettim. Sorabilir miyim sana hangi yetilerine ve hangi oyunculuk becerilerine dayanarak böyle ağır bir rolün altından kalkabileceğine olan inancını sağlam tuttun? Hı? Aranızda Roma'da oyunculuk fakültesi bitirenleri ele kaldırsın bir kuş ben. Hani? Hı? Bakın hani baktım yok. Var mı başka kimse? Yok. Demek ki ben oynayacağım Hamlet'e. Salak salak şeyler yaptırttın bana. Tamam. Bir kere daha anlatıyorum. Ama yine anlamayan olursa bu sefer gerçekten hepinizi gebertirim. Bizim krallık üzerinden anlatıyorum. Şöyle. Ben Bongomya prensi. Amcam prensin amcası babayı öldürüyor. Sonra da gidip annemle birlikte oluyor. Ne? Biz hemen intikamınızı alıp gelelim. Ya bir dur! Her şeyin bir zamanı var Orion. Her şey. Zamanı geldiğinde intikam ateşim bana karşı olan herkesi yakıp yıkıp kül edecek. Yoluma çıkan herkesi ve her şeyi kan kusturacağım. Kan! Bu biraz büyük oldu daha intim bir şey yapacağım oyundan. Ne kadarını biliyor? Her şeyi biliyorum. Nereden öğrenmiş olabilir? Bizim de Roma'da kendimize göre bağlantılarımız var herhalde. Peki ne istiyor? Hakkım olanı istiyorum. Krallığı mı? Ay gelseydin toplantıya orada 50 kere anlattım ya. Bu iş sandığımızdan büyük. Benim artık korkum falan yok. Bana bulaşmayacaklardı. Duymuşsundur. Herkes geldi ilk toplantıya. Herkes derken? Larus, Lark, Orion,
Diğer soylular da onun yanında mı? Hepsinin bir rolü var. Larus'u kraliçem yapacağım. Manyak mı bu ya? Bu nasıl bir hırs? Utancından ayaklarıma kapanacak o yenge. Ne sanıyor bu herif kendini? Ben kimsenin ayağına kapanmam. Babamın dediği gibi, etrafında bir düşman göremiyorsan en yakınına bak, oradadır. Prensim, umarım bu yaptığınız şeyin ve sonuçlarının ne kadar ciddi olduğunun farkındasınızdır. Ben her şeyi göze aldım amca, tamam mı? Bu yoldan dönüş yok. Peki ya başarısız olursanız? Açıkçası ben öyle bir ihtimali hiç aklıma bile getirmiyorum. Azmim, yeteneklerim, eğitimim, bence her şeyim yeterli. Öyle bir oyun koyacağım ki alem tiyatro görecek. Tiyatro? Ne tiyatrosu? Dostlar. Dostlar tiyatrosu. Ya bıktım ben artık sizin bu cehaletinizden. Hamlet, oyunun adı. İngiliz genç bir yazar yazmış. Fena bir metin değil. Sevdim kalemini çocuğun. Roma'da okuduğum dönemde elime geçmişti. Ha, tiyatro. Evet. Bildiğimiz tiyatro. O kadar insanı etrafınızda topladığınız duyulunca krala karşı ayaklanıyorsunuz diye düşündüler. Yuh be, ben mi? O yengem olacak kadın karıştırıyor değil mi ortalığı? Amca bak, sana söyleyeyim. Biz Bongomyalıyız. Bizde aileye yamuk olmaz. Ben asla şüphe etmedim sizden. Merak etmeyin, abinizle konuşur, bir yanlış anlaşılma olduğunu söylerim. Söyle. Çünkü hepiniz bayılıyorsunuz kendi kendinize gelin güvey olmaya. Ah. Çok kötü oldu vedalaşmadan gitmeniz, küçük prens. Kafaya koymuş. Zehirli sözleriyle beni de yanına çekmeye çalıştı. Krala ve kraliçeye bağladığımı söyledim ama delirmiş gibiydi. Tenyo, daha fazla güç toplamadan kurtulmalısın ondan. Birkaç gün içinde ikinci bir ölüm dikkatleri üzerimize çekmez mi? Düşmanlarına güçlü bir mesaj vermelisin. Daha fazla beklemek, otoriteni sarsmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Kraliçe haklı. Eğer izin verirseniz küçük bir kazayla bu işi halledebilirim. Kazadan falan bahsetmedim yani. Ne kazası? Şimdi sen bahsettin ya kaza diye. Tamam. Yani ne kazası derken zaten öyle bir kaza yaşanmadı. Durumunu pekiştirmek için söyledim. Sen kaza nasıl olsun diye sormadın mı şimdi? Yahu hayır. Yani ben bile bilmiyorum demek istedim. Böyle bir konuşma yaşanmadı demek için. Amca sen sarhoş musun? Ya şimdi söyledin ya. Kaza süsü vererek prensi öldürürüm dedin ya. Tamam. Tamam. Ben halledeceğim. Prens bu gece ölecek. Tamam. Prenses Haşerya. Ben prense bakmıştım. Bir konu hakkında kendisine danışmam gerekiyordu da. Müsait mi acaba? Abim. Yok, o küçük salonda. Tiyatro oyunu mu ne çalışıyormuş tek başına? Gerizekalı. Bana da git odamdan aksesuarlarımı topla dedi. Bir de ıvır zıvırını taşıyoruz beyefendinin. Sanki çok yetenekli de. Bana da bir rol verdiğini kovdu beni, biliyor musun? Hayır, bu kadınları sosyal hayatta... Şöyle yapalım mı? Dilerseniz ben götüreyim eşyalarını. Siz de yorulmamış olursunuz.
Güle güle küçük Hamlet. Oh, kardeşim. Kadersiz Bongom ya. Kara bulutların üzerine çöktüğü talihsiz şehir. Önce babam Tun, şimdi de biricik kardeşim. Neden? Neden? Nasıl kötü günler bunlar böyle. O benim için bir yeğenden fazlasıydı. Bu gidiş hepimizi perişan etti. Son bir kez sarılsaydım oğlum deyip şöyle bir koklasaydım. Ah yapamadım. Bu ne koku? Sen nasıl bir insansın ya? Senin oğlun yok. Kızın var, kızın. Sen de o da yok. Biricik kardeşimin adına yakışır bir tören düzenleyeceğim. Adı yok ki. Yani bir şey yapmayacak mı isimle? Sizce bu yangında bir gariplik yok. Değil mi? Ne demek istiyorsun Aşarya? Şimdi abim tek girişi olan bir odada kapıyı dışarıdan kilitlemiş. İçeriye muhtemelen bilmediğimiz bir şekilde girmiş. Sonra da bir meşaleyle kendini öldürmüş. Öyle mi? Öyle mi? Göklerin işine akıl sır ermez güzel Haşarya. Fazla da kurcalamamak lazım zaten. Göklere ermez. Ama insanlara gayet akıl sır eriyor amca. Tam da Holmet'i ben oynayacaktım. Ne? Hiç öyle bir şey demedi prens. Bir kere Larus'un kraliçeyi oynayacağı kesindi sadece. Ha oldu. Larus olsun kraliçe. Herkes olsun kraliçe, ben olmayayım kraliçe. Larus'a da çok yakıştı kraliçe. Ne oyunu dedim? Komutan Lark! Burada bir trajedi yaşanıyor. Siz hala oyun peşindesiniz. Hadi cenaze hazırlıkları başlasın. Ne oyunu dedim? Majesteleri prensim Helmut adında bir tiyatro oyunu koyacaktı. O yüzden iki gündür burada toplanıyoruz. Ayaklanma yoktu yani. Benim size açıklamak istediğim bir şey var. Yok. Yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Yok. Bıraksanız ayak konuşsun. Söyle abi. Ben... Sen niye çıplaksın? Ben hayatımda böyle kriz yönetimi görmedim. İyi, bravo kraliçe. Ha, hayalet! Bir hayalet mi gördün yoksa bir... Suratım sert. Biz de kendimize oyuncuyuz diyoruz. Saraya bak. Ne oyunlar dönüyormuş. Ne oldu? Apışıp kaldınız değil mi? Ne oluyor burada ya? Bu ne maskaralık? Dün akşam olmamam gereken bir zamanda, olmamam gereken bir yerdeydim. Ama amcam için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Tamam. Tamam. Ben halledeceğim. Prens bu gece ölecek. Tamam? Amcama bak amcama sen. Beni öldürecekmiş ha? Ama o köylü var ya, o köylüyü iyi ki boğdurtmuşum sabah. Bak ne güzel işimize yaramadı mı? Ya bir sus! Vicdansız herif. Bir kelime daha edersen gerçekten vazgeçerim seni kurtarmaktan. Geberip gidersin burada. Aa, tamam be, demedim bir şey. Bu da öf. Doğat da amcam küçük salondakinin sen olduğuna inansın. Prens. Geldi katil pislik. Ne yapacağız? Kendini sakla. Anladınız mı? Anlamadıysanız ben bir daha anlatabilirim. Çok yalap şap şey yaptı çünkü. Bir dakika, bir dakika. Kaleş konuşurken yanında birileri ya da birini gördün mü? Çünkü biliyorsun onlar da suç ortağı sayılır. Yok. Göremedim. Ama nasıl olsa öğrenirim.
Sen yaptın hain. Yakalayın. Aa! Ne yapıyorsunuz majesteleri? Sus, götürün. Bir konuşursam bongom yasallanır. Perde. Sevgilim, ne yapacağız? Merak etme. Benim her zaman bir planım vardır. Sonunda istediğimiz şeyi elde edeceğiz.